Selam arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Paragon The Overprime isimli third person yani üçüncül bakış açılı aksiyon bir MOBA oyunundan bahsedeceğim. Netmarble tarafından geliştirilmiş bir oyun. 6 Aralık tarihinde Steam'de çıkışını gerçekleştirdi. Şu anda Steam üzerinden baktığım zaman 25 ila 30K arasında da bir oyuncu sayısına sahip. Ben oyunu size tanıtacağım. Çok MOBA oyunlarından anlamıyorum ama yine de oyunu size göstermek istedim. Şimdiden keyifli seyirler. Evet arkadaşlar, oyuna başladığınız zaman şu anda şu başlangıç panosuyla karşı karşıya geleceksiniz. Ben geçtiğim için ben de onu göstermiyor. Giriş ödülleri veriyor size burada. Muhtemelen oyunda yine açmanız gereken kahramanlar var. Bu kahramanları açmanız için size işte birinci gün ödülü, ikinci gün ödülü, böyle 5 günlük bir ödül veriyor. Bunları zaten siz alırsınız. Giriş ekranına geldiğiniz zaman da yine Xena isimli bir karakterden bahsediyor ama bunlar tabii ki muhtemelen satılıyorlar. Kahramanları size göstereceğim zaten. Kahramanlar kısmına gelelim öyleyse. Yine burada şu sağ üst köşeden kahramanların olduğu bölgeden işte savaşçı, tank, suikastçı, büyücü, korucu ve destek anlamında karakterleri görebiliyorsunuz. Bakın burada açılmayan karakterler var. Sanırım şu Rampage mesela biraz önce şu bakalım. Evet, 3. gün ödülünde var mesela. Şu an bizde açık değil ama gördüğünüz gibi 3. gün ödülünde var. Biraz önce bahsetmiştim zaten bu durumdan. Tekrar buraya dönecek olursak kahramanları sol click tıkladığınız zaman özelliklerini görebiliyorsunuz. Burada işte fiziksel güç, büyü gücü vesaire diye tanıtılıyor size. İşte Q, E, R ve işte sol click ve sağ click ile sizin de belki aşina olduğunuz şekilde MOBA oyunlarında kullanılan yetenekleri var. Kahramanın burada görünümü var. Görünümlerini almak tabii ki bir tık pahalı. Mesela 70 şurada Kima diye bir para birimi var oyunun. Gittiğiniz zaman mesela 70'e bir kahramanın kostümü alıyorsunuz. Yani 70 Kima'nız için yani 105 Kima falan almanız gerekiyor veya 50-10-10 almanız gerekiyor. Yani bunu artık almak isteyen arkadaşlar buradan bakabilir biraz. Bilmiyorum, ben oyunun içerisindeki satılan diğer eşyalar veya kostümlere çok bakmadığım için hani fiyatlandırması uygun mudur değil midir onu bilmiyorum. Ancak bu kıyafetlerin diğer bir alınım şekli var. Şurada da göstereyim. Şurada 2000. Bakın şuradaki sağ üst köşedeki Renar isimli bir para birimimiz var. Bu muhtemelen belki oyunlarda kazanılabiliyordur. Ondan da çok emin değilim. O şekilde de alınabiliyordur veya etkinliklerle alınabiliyordur. Yani şu Kima dendiği oyunun para birimi, yani satış yapılan para birimi. Bu da muhtemelen oyun içerisinden kazanılan para birimidir diye düşünüyorum. Buradan beğendiğiniz kahramanların kostümleri varsa onları alabilirsiniz. Kahramanlara tek tek bakalım. Savaşçı var mesela burada, Feng Mao isimli böyle bir savaşçı var. Serat isimli melekimsi bir ablamız var. Ve yine açık olmayan Grax, Kwang ya da Wang, belki K okunmuyordur, ve Chimera, yani ismi biraz şey yazılmış ama Chimera diye bir arkadaş var. Tank sınıfına geldiğimiz zaman Sevarok, yine Feng Mao, yine tank sınıfında geçerli. Hem savaşçı hem tank sınıfı galiba. Bakayım şöyle bir. Bir dakika, tanka bastım. Yok, tankta sadece, pardon, ben sanırım ikisine birden bastığım için olmuş. Tank sınıfında sadece iki karakter varmış. Sevarok ve Rampage varmış. Tankı kapatalım, suikastçıyı açalım. Ben biraz önce hem tanka hem de savaşçıya bakmışım sanırım. Şu anda suikastçıya geldik. Kallar isimli bir karakter var. Kontes var. Muhtemelen Kontes'tir bunun. İsimleri birazcık şey yapmış, değişiklik olsun diye farklı yazmışlar. İşte Xena. Xena'yı zaten belirtmiştim. Oyunun başında da gösteriyor. Girişte. Ve Shinbi isimli yine böyle değişik bir ablamız var. Büyücülere geldiğimiz zaman The Fae. Evet, derimsi bir abla. Paze isimli bir karakterimiz var. Hoitzer var. Yine robot kullanan değişik bir yaratık. Gadget var. Gördüğünüz gibi Gideon isimli yine bir abimiz var. Bu yine giriş ödüllerinde görmüştüm ben bunu. Yani 5 günlük giriş ödülünden bir tanesinde bu geliyordu. Aurora var. Gördüğünüz gibi. Karakterlerin detayları bence güzel. Yani çizimleri vesaireleri de güzel duruyor bir MOBA oyununa göre. Third person olduğu için hani Smite benzeri bir görüntüsü var. Hani oynayan arkadaşlar da vardır.
Bu da en son Belika, yani büyücü sınıfından. Korucu sınıfına bakalım. Murdoch var korucu sınıfında. Twin Blast var. Yine çift elli silah kullanan bir abimiz. Sparrow var. Burada yine yaycı ok atan bir ablamız var. Revenant var. Ve en son da Wraith var. En son klaslara da geldiğimiz zaman sınıflara destekçi sınıfları Steel var. Gördüğünüz gibi şurada Decker denen bir ablamız var. Muriel var. Ve en son da karakterlerimizden Narbeş var. Oh. Yani şunun oynanışını çok merak ettim şu anda yani. Açık değil ama Narbeş'i bakayım veriyor muymuş oyun ilk giriş günlerinde? Yok, vermiyormuş. Nasıl alınacağını bilmiyorum ama gerçekten ilginç bir oynanış yapısına sahip olabilir Narbeş. Bakayım şöyle yazıyor mu bunu elde etme yolu bir yerde? Yazmıyor. Fiziksel güç vesaire diyor. Şurada da gördüğünüz gibi işte zorluk seviyesi, orta vesaire diye karakterlerin oynanışı yazıyor. Bir de eşyalar kısmı var. Yine başlangıç eşyalarınız, normal eşyalarınız, nadir eşyalarınız. Şurada da efsanevi eşyalarınız var. Her eşyanın tabii size verdiği güçler var. Pasif yetenekler vesaireler var. Buradan zaten her eşyaya gelip burada özelliklerine bakabiliyorsunuz. Veya bu eşyanın sanırım nasıl elde edildiği gibi bir şey var galiba. Burada bir ağaç var. Dediğim gibi MOBA oyunlarından çok anlamadığım için sizleri yanlış yönlendirmek istemiyorum. Sadece benim amacım burada sizlere böyle bir oyunun olduğu ve oynamak isterseniz hani bu şekilde karakterlere ve oynanışa sahip olduğu gibi bir tanıtım yapıyorum ben size. Şurada oyna dediğiniz zaman hızlı savaş var. Direkt giriyorsunuz. Şurada rekabetçi kısmı var. Rekabetçi kısmında bir tanıtım var. Burada gördüğünüz gibi ranklarınızı görebiliyorsunuz. İşte kalite, kurallar ve şartlar ve ödüller kısmı var. Burada bunları okuyarak giriş yaparsınız. İşte 10. hesap seviyesinin üzerinde olman ve 12 artı kahramana sahip olman gerekiyor gibi. Mesela size şart sunmuş. Burada kurallar var. Kurallarda yine rekabetçi modunda toplam 2 kahraman yasaklanır gibi size belki yine sizin diğer oyunlardan bildiğiniz kurallar koyuyor. Burada da kalite kısmı var. Bunları okuyarak bu rekabetçi kısmı oynamak isteyebilirsiniz. Çünkü kazanacağınız şeylerin yanında kaybedeceğiniz şeyler de olabilir. Burada yazıyor çünkü. Tekrardan burada bir eğitim alanınız var. Eğitim alanına girdiğinizde karakterleri deneyebiliyorsunuz. Şurada özel oyun açarak arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Şurada da öğretici kısım var. Bu öğretici kısımlarını yapın. Yapmanızdaki bir fayda da şuradaki Renar isimli para biriminden size veriyor olması. Hatta bir tanesine ben gireyim. Hem oyun içinde göstereyim size. Hani bir savaşa katılırsam muhtemelen hiçbir şey yapamayacağım için çok fazla bir tanıtım işine yaramayacak ama en azından şu savaş alanına girersem hem oyun bana oyunu göstersin hem de ben size göstereyim. Bakın böyle bir karakterle başladık. Oyunun grafikleri, hatta ben bakayım grafikler hangi seviyede, ona göre. Evet, çok yüksek seviyede şu an grafikler mesela. Oyunun görünüşü bu şekilde. Hoş geldiniz diyor. Özellikleri gösterecek. Devam etmek için ekrana tıkla diyor. Şu anda mesela müttefik üssünü ve işte düşman üssünü gösteriyor bize. Sonraki diyelim. Bu orta kısım, orta koridor büyücü sınıfları için diyor. Ben burayı daha önce okumuştum, o yüzden sizler de zaten dediğim gibi aşinasınızdır MOBA oyunlarından. Sonraki diyoruz. Burada yine tekil koridor ve ikili koridor gösteriyor. Savaşçı ve tank sınıfı kahramanlar için tavsiye edilir yazmış. Burada ikili koridor var. Korucu ve destek sınıfı için tavsiye edilir demiş. Burada da ormanlık alanı gösteriyor. Savaşçı ve suikastçı sınıfının kahramanlarına tavsiye edilir yazmış. Burada hedefinizi gösteriyor. Çekirdek, önleyici ve kuleler. Yine dediğim gibi MOBA oyunlarında sizlerin daha aşina olduğu şeyler. Bunu tamamladığım zaman artık beni oyuna yönlendirecek. Burada gölge göleti denen iki tane yer var. Buralara girdiğiniz zaman gizlenebiliyorsunuz. Ya düşmanın sizi ortaya çıkaran özellikleri varsa bunlar sizi ortaya çıkarıyor veya siz düşmana saldırı yaptığınız zaman, hani ilk saldırıyı yaptığınız zaman yine görünür oluyorsunuz. Yine aynı şekilde çalılar var. Çalıların arasında da yine görünmez olabiliyorsunuz. Aynı şekilde burada da sizi görüş eşyaları ve ilk saldırıyı yaptığınız zaman ortaya çıkabiliyorsunuz. Portallar var yine. Bir portaldan diğer portallara ışınlanabiliyorsunuz ama kullanım limiti vardır diye
Belirli bir süre geçtikten sonra da tekrar kullanabilirsiniz demiş. Şimdi oku takip ederek ben karakteri ilerletiyorum. Bu arada shift'e basılı tuttuğun zaman karakter koşma moduna giriyor. Depar moduna. Yalnız bir saldırıya uğradığınız zaman işte bağlanırsınız diye de bir uyarı var. Bağlanmaktan kastı olduğumuz yere kilitlenmek mi onu tam olarak bilmiyorum. Ama şimdi gördüğünüz gibi gölete girdim. Şu an görünmez oldum. Mesela ateş ettiğinizde de gördüğünüz gibi görünmezlik bozuldu. Şimdi çalıya gitmem istiyor. Aynı görünmezliği yine orada gösterecek bana. Bak yine görünmez oldum. Yine ateş ettim ve görünmezliğim bozuldu. Bu şekilde devam ediyorum. Dediğim gibi oyunun hani şeyini gösteriyorum ben size. Şu anda yapısını, şurada yeteneğim var mesela. Yetenekleri de kullanayım. Biraz sonra belki oyun bana kullandıracaktır ama ben yine de böyle boştayken kullanayım. Şöyle oku takip edelim. Şimdi portalları kullandıracak sanırım. Evet, şimdi portala geldim. Her ortasında ve savaş alanının iki ucunda bulunur demiş. Devam etmek için portala gir diyor. Portala geldim ve diğer taraftan tekil koridordan ikili koridora ışınlamış beni, öyle söylüyor. Tamamdır. Haritanın diğer ucundaki müttefiklere yardım etmek için portalı kullan diyor. Evet. Burayı sanırım yaptık. Öğreticiyi bitirmek için üste dön diyor. Dediğim gibi şimdi ben size karakterin yani skilllerini kullanayım. Birazcık sol klikle böyle karakterimiz ateş ediyor. Bu karakterin yürüyüşü bana biraz garip geldi, bilmiyorum. Yani böyle çok yamuk yürüyor gibi. İşte sağ kliğinde böyle 8 saniye civarı bir cooldown olan hızlı atış modu var. Bu yeteneği herhangi bir alana böyle bomba atıyorsunuz. E yeteneği de sizi sanırım ışınlıyor. Şeye bastığınız zaman, CTRL'ye basılı tuttuğunuz zaman burada yetenekleriniz çıkıyor ortaya ve bunlara puan vererek yükseltiyorsunuz. Ve yeteneklerin de mesela burada içerikleri yazıyor. Mesela biraz önce E'de hızlıca istenen yöne doğru atılır, hareket kabiliyetini arttırır ve bir el bombası oluşturur diyor. Muhtemelen el bombalarınızın bir sınırı var Q'daki. Onlara ekstra bir tane el bombası oluşturuyormuş. Mesela böyle bu detayları siz oynamak istediğiniz karakterlerden ilginizi çeken karakterlere bu şekilde bakabilirsiniz. Şimdi geri dönüyorum. Üste geri dönmek için B tuşuna basıyor ve geri dönüyorum. Ve öğretici bitti. En son bahsedeceğim bir profil kısmı var arkadaşlar. Burada profil kısmında da yine işte şurada kullandığınız, mesela şurada amblem var. Bu amblemi değiştirerek sanırım profilinizi şurada gördüğünüz gibi değiştirebiliyorsunuz. Onun dışında en fazla hangi karakterle oynadığınız, ne kadar süreyle oynadığınız veya işte kaç maç kazandığınız gibi bilgiler burada tutuluyor. Bu savaş günlüğü de herhalde günlük yaptığınız savaşları gösteriyor. Temel bilgiler de dediğim gibi en çok oynadığınız veya işte ne kadar süreyle oynadığınız karakterleri vesaire gösteriyor. Burada da bir profil kısmı var. Dediğim gibi oynama kısmı, bunlardan da zaten size bahsettim. Başka da bahsedeceğim bir şey yok. Yani oyun ilginizi çekerse Steam üzerinden ücretsiz ulaşabiliyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadardı size. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.